arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok komik bir oyunla yine sizlerleyiz ve yanımızda Han Kanal Pratik Oyun Ahmet ve Dora var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Arkadaşlar, ana puding. Ben bir puding yiyeyim. Hayır, yeme, bu puding değil, bu kakalak. Kanka, bu pasta mı? Bu kaka mı? Evet. Pasta, arkadaşlar, pasta. Ben bir düzeleyim ya, kaka oldum. Sütlaç, sütlaç. Tuvalet. Çabuk tuvalete koşun. Kanka, mum dikecektik ya. Hayır. Arkadaşlar, bugün Roblox'ta şibidi tuvaletlerden doğru olanını bulmaya çalışacağız. Aa, midesi bulandı kanka. Arkadaşlar, eğer yanlışı bilirseniz az önce benim gibi bokalak olacaksınız. Haberiniz olsun. Ben bokalak olmam. Ben her zaman doğruyu bilirim. O zaman ilk soru gelsin Kübra. Hazır mısın? Evet, gelsin. İlk soruda ne diyor Hankan'a? Söz sende. Söz bendeyse söylüyorum. Evet. Lollipop'umu düşürdüm ve 5 saniye oldu. Ne yapıyorsun? Yemeğe de... Hayır arkadaşlar, tuvalette lollipop düşmüş. Yenilir mi? Bir dakika. Bir dakika, hayır hayır. 5 saniye kuralı diye bir şey vardı. Yalan o, yalan yalan. Bir dakika arkadaşım. Bir şey yere düştüğünde 5 saniye olmuşsa onu yerden alıp yiyebilirsin. Sıkıntı yok. Ne? Öyle şey mi olur, evet. Ya bence pislenmiş. Neyse, tamam hadi yiyeceğim. Yiyelim ya. Buyurun arkadaşlar, yiyelim güzellik. Ben de geliyorum abla. Oh, gel gel arkadaşlar. Herkes ne kadar meraklıymış ya. Bak, 5 saniye. Abi yerden 5 saniye düşürdün ya ekmeği. Aa, ben şey taktım. Dalgıç ne oldum. Hayır. Hayır arkadaşlar. Kamyon beni ezecek. Yapma, dur. Aa, gerildim ya. Ben ölmedim lan. Ölemiyorum. Ben öldüm. Ağzıma tuvalet kağıdı atıyorum. Kepçe atıyordu. Geldi. Benim de kepçe ana geldi. Arkadaşlar, yanlışı seçmiş. Oha, Hakan'a. Selam arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Güzel olmuş muyum arkadaşlar? Tuvalet kağıdı, evet. Kafa. Çok güzelsin. O zaman tuvalet... doğrusu buymuş arkadaşlar. 5 saniye kuralı diye bir şey yokmuş. Tuvalet, evet, kağıdına ihtiyacımız var. Koşur. Kanka, silersiniz. Arkadaşlar, 5 saniye kuralı ile ilgili gerçekten öyle bir şey yok. Yere düştüyse pislenmiştir. Öyle bir şey yok yani. Atın onu direkt. Aha. Ne yalan? Hayır, doğru söylüyorum ben ya. Aa, hala inatlaşıyor. Poşet, kaydım. Ahmet. Abi abla, soru neydi? Abi, ne? Burada burada. En iyi tuvalet kağıdı. Günaydın tarzı. Ahmet. Evet, ben okuyorum Kibra'cığım. Evet. En iyi tuvalet kağıdı tarzı. Böyle mi yoksa böyle mi? Bence böyle. Evet. Böyle daha güzel kaydırılıyor. Bence de böyle daha iyi oluyor. Diğeri rulo tam olamıyor. Ben bundan geçeceğim. Bakalım. Buyurun arkadaşlar. Ben tam tersinden geçtim abi. Ahmet, onda sıkıntı oluyor kardeşim. Yes. Ben doğruyu bilmişim arkadaşlar. Umarım sizler de bilmişsinizdir. Evet arkadaşlar, burada poposunu silenle yıkayan arasındaki farkı aa, görüyoruz. Çok güzel bir yer geldi. Hadi gelin. Ama gelin mi? Lan, inilmiyor. Hayır. Çıkılıyormuş buralarda. Yukarı çık kanka, gel gel. Çünkü benim kafam hıyar gibi, çıkamıyorum ben. Evet kanka bacım, inşallah düzelir. Kanka onu da çıkarsana kafandan. Çıkmıyor ki. Niye yapışmış ya? Çünkü kötü mü duruyorum? Allah, sen doğruyu söyle. Yok, komik. Güzel duruyorsun kanka bacım ya. Komik mu? Komik. Ne komu lan? Komik. Evet. Böyle görünce kanka tuvaletimiz geliyor ama. Şimdi, arkadaşlar yeni soru geliyor. Okuyayım mı, okumayayım mı? Oku kanka bacım. Evet. Hangisini tercih ederdin? Donut yetiştiren bahçe mi, yoksa çikolata yumurtası kokan şey koyan tavuk mu? Yani herkes tercihini yaptı bile kanka. Ben de o bence abi yaptı. Bence de bu. Hadi gidelim Kübra'nın ihtiyacı. Ya. Çikolata yumurtalı seviyorum ben ya bizi. Doğru. Öyle mi? Bakalım. Abla bizim... buraya gel. Yes, Dora'yla bizimkisi doğru. Kızların gücü, erkekler gitti tuvalet, evet, oldu. Evet abla. Ya zaten ben tuvalet kağıdıydım. Şimdi ne olacağım? Kim bilir ne olacaksın? Aha. Arkadaşlar yeni bir soru geliyor. Aa, Kaykraft. Kaykraft. Kaykayman. Yeni bir oyun. Kaykraft. Kaykay. Hangisi daha korkutucu diyor bence? Bence bu. Erkenli kuş mu, baykuş mu? Bence baykuş. Burada Türkçe çevirmiş ama çok iğrenç şekilde çevirmiş arkadaşlar. Bence baykuş. Han kanalım ve Ahmet'e ne oldu? Ahmet cik cik olmuş. Cik cik geri dönmüş. Yuhuu. Ya çok güzel kayıyorsun Ahmet. Bir daha kaysana. Tamam abi. Uhuu. Çok güzel ya. Ben de cik cik olayım. Süper. Evet arkadaşlar, baykuşu seçiyoruz. Baykuş iyidir. Foşurt. Baykuşun eşinin adı da bayan kuştur. Esprikler, esprikler. Aha.
Geldik arkadaşlar. Aha. Çoğu kişi baykuş demiş bizim gibi. Evet arkadaşlar okuyorum. Evet. Diğer soruyu. Halka açık tuvalette bir ünlü görüyorsun. Ne yapıyorsun? Benim başıma hep gelen şey şu oldu, fotoğraf çekmek. Abla tuvaletin mi? Abla kaka yapıyorsun, gel fotoğraf çekilelim. Oha öyle bir şey mi dediler? Hayır tabii ki. Arkadaşlar tabii ki yanlış, gizli bir şekilde yani onu rahat bırakmak. Onun hani tuvalette rahat yap yani rahat geçirmesine izin vermek. Evet doğru. Şimdi yeni soru geliyor. Hadi bakalım. Yukarı çıkalım. Çıkalım. Diyor ki yatağının altında açılmamış bir cips çantası keşfediyorsun. Hmm. Ne yaparsın? Yerim. Ay bunu affeder miyim? Yerim tabii ki. Yerim ben. Keşke olsa. O ne lan, ağzıma Kübra Nisa giriyor. Benim de cik cik beni öldürüyor böyle üstüme çık. Aha burada bir şey var. Aha bu. Aa. Kübra bu çok az oyla kazandık yalnız ha. Gerçekten evet biraz zor oldu. Arkadaşlar sorular giderek zorlaşıyor. Şimdi de tuvalet sorularının doğrusunu bilmeye çalışıyoruz. Gelelim tuvalete buyurun. Hops. İşte geldik. En güzel böcek mi diyor. Aa kelebek mi yoksa uğur böceği mi? Uğur böceği abi tabii ki. Ya, kelebek büyüktür uğur böceği. Bence de kelebek güzeldi. Ya kelebek abi değil abi kelebek, saçmalamayın. Bakayım doğru mu yanlış mı? Abi o korkutucu yanlış birazcık. Yanlış galiba Kübra. Doğru kelebek doğru. Abi doğru bir mu? Şey söyleyeceğim nasıl ya? Evet. Abi kelebek değil abi. Okay. O küçük pirincin içinde de kelebek oluyor, o zaman onları da sevin. Ay iğrenç o yüve. Ama onlar kelebeğe benzemiyor ki. Ya saçmalamayın abi ya, bu yalan ya. Arkadaşlar en çok hangisine oy veriliyorsa onu doğru kabul ediyorlar. Maalesef kelebeği seçti. Hakan abicim sevmedi ama. Haklı mıyım? Haklısın tabii. Uğur böceği de güzel. Aha gizli bir yol varmış bunun arkadaşlar. Gelin ben gelin. Ben tekrardan uğur böceğini seçiyorum. Ooo kaydım. Hiç kazara öğretmenine anne dedin mi? Ya, ya gerçekten bunu yapmayan var mı? Ben çok diyordum hep. Öğretmenin yerine anne demiştim. Anneme de bir kere öğretmenim demiştim. Anneme su getirir misin diyecektim. Öğretmenim su getirir misin demiştim. Bunu yaşayanlar var mı? Kakalı an kanal geldi. Ben konuşmak istemiyorum. Evet diyeceğim. Ben de evet diyeceğim. Arkadaşlar bunu lütfen yoruma yazın. Ben demiştim çünkü. Hmm. Bakalım nereye gidiyoruz? Herkes evet demiş. Bakın herkes evet demiş. Demek ki herkesin öğretmeni kadınmış. Bunu da anlamış oluyoruz. Ama kadın öğretmenimiz de oluyor, erkek de oluyor. Erkek öğretmenini niye anne diyeceksin ki? Kadın öğretmen de oluyor bazen yani hep erkek olmuyor demek istediğim. Tamam işte demek senin kadın öğretmenin varmış ilkokulda. Evet. Daha iyi. Daha iyi içme samanı, daha iyi pipet hangisi diyor. Arkadaşlar doğayı koruyucu olarak tabii ki kağıt. Normalde plastiği herkes seviyor ama kağıt daha çevre dostu olduğu için kağıt diyorum. Kağıt pipet. Ben bakın. Emin değilim Kübra, sana göre karar vereceğim. Ben kağıt pipet dedim yani gerçekten. Plastiğe gelin. Lan ne biçim insanlarsınız? Niye çevre dostu değilsiniz? Çevre dostu olanlar bunu kağıt yapar. Plastiği seviyor bunlar. Ne? Ne kağıt oluyor? Batıyor. Ya evet kağıt bozuluyor da ah. Bozuldu, öldüm ben ya. Ama doğaya zarar vermiyor kağıt. Plastik evet. Pipeti de yiyorum. Ahmet süpermişsin. Ondan dolayı bir şey olmuyor. Arkadaşlar cevap plastikmiş ama doğru cevap normalde kağıt. Herkes plastik dediği için maalesef biz de plastik deyip poşurt gidiyorum. Ahmet gel gel tuvaletimizi yapalım. Gel abi ben ördek olarak. Evet geldik. Aa tuvalet yapıyorlar, ayıptır size. Gözükmek. Yok gözüksün arkadan. Aa hangisi bu mu bu mu bu mu bu mu? Buradan gidelim biz de bakalım. Ay. Ahmet nerede lan bu? Abi gel gel burada. Cik cik gidiyor. Biz de cik cik Ahmet'i takip edelim. Aha işte soru burada. Daha iyi olurdu. Hangisi diyor? Jelibon yüzme havuzu, dondurma yüzme havuzu. Of of. Ben bunu seçiyorum. Dondurma çok soğuk olur jelibon. Dondurma iyi kokusu geldi böyle sütlü mütlü. Çok güzel olurdu ya ama dondurma da. Hiç güzel olmazdı. Ben doğruymuşum zaten. Ben de jöleyi seçtim arkadaşlar. Ama bu yarı yarıya kalmış. Herkes kararsız kalmış. Dondurma diyen de çok fazla var. Evet. Şimdi arkadaşlar birinci seviyeyi tamamladık. Daha zor bir seviyeye geldik. Hop. Geçelim canım. Aha. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Yuhuu.
Ana nedir? Ahmet bir tane daha cik cik var burada. Ahmet akraba geldi. Her biçim geldi. Arkadaşlar resmen backrooms gibi. Aha soru burada. Oo üçledi Kübra. Oo arkadaşlar gerçekten bayağı bir zorlaştı. Şu an 3 tane şık var. Doğum gününü kutlamanın en iyi yolu nedir? Büyük bir parti yapmak, geziye çıkmak, bol bol pasta yemek. Ya bence büyük bir parti yapmak ya. Bence pasta yemek ya. Kübra yemekle ilgili sorular soruluyor canım. Yemek tabii ki ya. Ya ama parti. Partiye gelin abi abla. Ben partiyi seçtim. Ya nasıl yanlış olabilir her şey ya? Evet arkadaşlar parti böyle herkesin, bütün arkadaşların toplandığı şekilde düşünce daha güzel oluyor. Şimdi burada bizim soruyu bulmamız lazım. Çok zor yapmışlar, soruyu bulamıyoruz. Evet gidelim bakalım. Aha. Of. Banyoda bulabileceğiniz en kötü böcek. Arkadaşlar nefret ediyorum ben. Şu gümüş balık diyor ya, bu böcekten bizim banyoda var ve ben nefret ediyorum ondan ya. Nefret ediyorum, çok iğrenç. Hamam böceği daha mı güzel? Ya bu da çok iğrenç. Bu da hepsi çok iğrenç ya. Oy, burada da başka bir şey bu var. Bu net bu. Ay evet bu ne? Daha kötü. Kırk ayak değil mi bu? Evet ona benziyor. Arkadaşlar her yerim kaşındı şu an var ya. Nefret ediyorum böcekleri, hiç sevmiyorum ya. Aa herkes böyle demiş. Ana nereye geldik biz böyle ya? Kanalize olduk arkadaşlar bakın. Evet. Kanalizasyondan gidiyoruz. Evet yeni soru geldi Hankanal. Seni bekleyelim Canikom. Canım arkadayım, geliyorum. Tamam. Bir kar gününü geçirmenin en iyi yolu nedir Hankanal? Kar topu oynamak. Kar topu kızak, kardan adam inşa etmek. Ya hepsi çok güzel. Hepsi çok güzel, ben karar veremiyorum. Bence kardan adam yapmak. Anam kafa üstü gidiyorum. Kardan adam yapmak yanlış. Ay, ben de onu düştüm ama kar çok topu. Daha güzeldi. Yanlış. Kar topu tabii ki de. İçine bir de taş koyarsın. Bir koyarsın. Ya öldüreceğim mi arkadaşlar? Arkadaşlar osuruklu maymun geldi benim karşıma. Yanlış bildiğim için. Ve osurdu üstüme. Beni osuruğa çevirdi. Hayır ya. Osuruğa çevirdi beni resmen. Hop. Ahmet cik cik gitmiş. Evet abla ben çok arkadaşlar sevmiştim. Gelin şöyle Kübra Nisa'nın yanında bir video çekelim. Ha, fotoğraf çekelim. Evet. Nerede Kübra ablamız var burada. Bak. Ben daha gelmedim ya. Kübra saçını mı boyattın? Bu çok güzel yapmışım. Evet. Ama değil mi? Baksana çok, çok güzel. Karakter çok güzel olmuş bu sefer. Aynen. Bu sefer çok iyi olmuş evet. Bu ben miyim ya? Bu başka bir kız. Allah Allah bu Kübra Nisa değil mi ya? Hayır ya benziyor muyum ya? Körünüz göz mü arkadaşlar? Benziyor mu Allah aşkına? Yorumlara yazın arkadaşlar. Şaşırdın mı sen? Benziyor mu? Yazın benziyor. Benzemiyor yazın arkadaşlar lütfen. Beni seviyorsanız yazın benzemiyor. Aha, süper çok bir soru. Herhangi bir işe sahip olsaydın ne olurdu? Yani özel bir gücün ya da işin olsaydı ne olurdu? Profesyonel oyuncu, süper kahraman, astronot. Ya tabii ki süper kahraman ya arkadaşlar. Oyuncu. Ahmet saçmalama, nasıl olur? Tek hayali. Arkadaşlar süper kahraman olunca bütün her şeye gücün yetiyor zaten, mantıklı olalım. Evet doğrusu da zaten süper kahramanmış. Kimse astronot olmak istemiyormuş. Astronot olmak da bence güzel ama süper kahraman daha güzel. Süper kahramansa huzura da gidersin zaten. Oh mantık güzelim yani. Arkadaşlar güzelleşelim. Ne güzelleşmişiz. Yeşil lağmur sudan da içelim. İçme. Bu güzel. Kübra bir şey soracağım. Konuyla alakası yok ama sormak istiyorum. Sor canım. Bu suyu görünce aklına acaba böyle yaz tatilik bir yerdeki su gelmiş olabilir mi? Evet. Mesela. Tamam başka bir şey sormuyorum. Tamam. Yağmurda bir günü geçirmenin en iyi yolu nedir? Yağmurda dans etmek, oyun tahtası film izlemek. Ben bayılıyorum buna arkadaşlar. Bir de battaniyeyi alacaksın üstüne. Bir de cips, bir de kola. Of! Hele bir de korku filmi. Benim gerçekten en çok sevdiğim şey arkadaşlar. Yağmurlu havada en güzel şey ne biliyor musun? Uyumak ne? Böyle. Oh, tamam işte film izleyeceksin, sonra da uyuyacaksın ama cips de yiyeceksin ya. Of, çok güzel olur. İlla yemek yiyeceksin. Ay evet. Çok güzel. Diyor ki hangi kurgusal dünyada yaşamayı tercih ederdin? Harry Potter, Minecraft, Yıldız Savaşları. Ama Yıldız Savaşları çok hayranı var ama bak söyleyeyim de. Ama Harry Potter arkadaşlar sihirlisin düşünsene. Bence Minecraft. Ben Minecraft. Bence herkes Minecraft demiştir arkadaşlar. Minecraft'ı seven çok insan olduğu için çok oy gelmiştir diye düşündüm. Kare karede yaşamak kim ister ki şu mantık gel. Aa bak işte herkes Minecraft demiş ama Harry Potter'a da bayağı bir söyleyen varmış. Şimdi yeni soruya gidiyoruz.
Bu kardeş niye böyle? Bacon kardeş ne oldu sana ya? Bacon'ı üzmüşler Kübra. Bacon ne oldu? Bacon Ella mı seni bıraktı? Bambanella buna kazık atmış. Aha yeni evet. Soru. Bir günlüğüne hangi hayvanı değiştirmek isterdin? Hangi hayvanı da yer değiştirmek isterdin? Kedi mi olmak isterdin? Kuş mu maymun mu? Bak bu çocuk maymun olmak istiyormuş. Gelin diyor maymun olalım. Ben kuş olup Ahmet'in üzerine doğru tüyümü düşürmek isterdim. Bir dakika tüyümü düşürmek isterdim dedim. Allah Allah. Arkadaşlar ben de kuş olmak isterdim. Çünkü kuşlar çok kuşmuş. Güzel uçuyor. Her yere gidebiliyorlar uçarak. Bu yüzden. Ama kedi de çok diyen varmış. Kedi de olmak isterdim ama kuşlar uçuyor ya. O yüzden çok hoşuma gitti. Oh. Şöyle yüzme. Oh yüzme. Oh yıka. Aklıma aqua park videoları geliyor ya. Arkadaşlar Han kanala bir yazın deyin ki abi bu sene bir aqua park videosu gelsin be Han kanala. Aqua park satın al. Aqua park videosu isteyen Han kanaldan arkadaşlar çok lütfen. Güzel. Diyor ki herhangi bir araca sahip olabilseydin hangisi olurdu? Spor araba, özel jet, dev robot. Uçak. Ama dev robot da pratik. Çok güzel değil mi? Bu uçar ya. Dev robot uçar bence. Aynen. Bunun uçtu. Dev robot arkadaşlar kanatları da var böyle. Uçabiliyor, koşabiliyor, her şeyi yapıyor. Ateş de edebiliyor. Süper. Ha, yapıyor Kübra gel. Ay yanlış ama cikcik olacağım yaşasın. Ah merhaba cikcik. Ben senin videoları, sen benim videolarda hep çıkıyorsun. Çok seviyorum. Ay. Beni cik girdi arkadaşlar. Cik yaptılar. Ay yaşasın cik oldum ben ya. Vallahi şu an çok mutluyum. Oh. Cik. Ah bu taraftandı. Neydi peki doğru cevap? Bilmiyorum ki. Özel jettir büyük ihtimalle. Ahmet siz bildiniz mi? Hankan sen özel jet mi dedin? Hayır ben robot dedim. Özel jet diyelim o zaman. Dora doğru mu? Bakıyorum abi doğru. Ha özel jetmiş arkadaşlar ya. Koşur gidiyoruz. Cik gidiyor. Hadi bakalım. Süper. Şimdi. Aa yeni haritaya mı geldik? 4 soru mu? Yok değilmiş ya. Burası lobi sinir. Şeyden yüzün kanaldan yüzün. Geliyorsunuz kanaldan yüzünce. Tamam. Hı-hı. Ama ben çok büyük bir cik olduğum için zor yüzüyorum. Abi burada doğru cevap verin çünkü yürümesi çok zor. En iyi seçenek elleri kurutmak için en iyi seçenek hangisidir diyor abi. Of çok zor. Arkadaşlar sorular gerçekten artık hangisi çok zorlaştı. Değil. Ben hava. De takıldım. Hava. Kumaş havlu değil, kağıt havlu ya da sıcak hava kurtulur. İkisinden birisi. Bakalım doğru mu? Ahmet doğru mu? Havlu doğru. Evet arkadaşlar sıcak hava şeyleri zaten biliyorsunuzdur. Böyle fuuuf diye yapıyorlar. İyi geliyor. Bir de üşürken böyle kışın çok güzel oluyor. Evet. Evet şimdi yepyeni bir soru geliyor. Bu arada bayağı bir kişi de doğru demiş. Hop. Diyor geldik ki, soruya. Herhangi bir evcil hayvanınız olsaydı hangisi? Panda, konuşan papağan, bebek fil. Ya hepsi çok tatlı. Ben şu dev panda diyorum ama bebek panda olsa güzel olur. Ben bebek fil ya. Ben bebek filleri çok seviyorum. Ben konuşan papağan diyeceğim arkadaşlar. Çünkü herkesin öyle dediğini düşünüyorum. Papağan olur ki zaten. Ama papağan düşünsene sürekli seninle ilgili bir şeyler söylüyor. Mesela abone ol, ailem ol diyor ya. Ne kadar güzel olurdu. Abi fil yer seni. Fil düşünsene evde yürüyor. Dam. Ama alt bebek diyor bebek. Ulan bebek fil bebek. Arkadaşlar hadi şimdi sona gidelim bakalım bizi ne bekliyor. Buyurun 3. tura devam edelim. Bakalım arkadaşlar ne oluyor foşurt. Foşurt. Evet. Ana bitirdik. Vuhuu. Arkadaşlar tamamladık ya süperiz. Evet arkadaşlar. Şimdi özel ödülümüz geliyor. Hepiniz iyi dinleyin. Ay o çocuk geldi ya. Olsun. Arkadaşlar güzel bir oyunla sizlerleydik. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok eğlendim. Şibidi bon tuvaletle sizinleydik. Hatta şibidi tuvalet. Şibidi bon değil. Şibidi tuvalette arkadaşlar karşınızdaydık. Doğru olanı seçmeye çalıştık. Umarım seçmişsinizdir. Lütfen sizler de kanallarımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.